Bir Umut Marmara. Pek çok kente hayat veren Marmara Denizi. Kıyılarının yarısı Avrupa, diğer yarısı Asya kıtasında. Tıpkı Türkiye gibi. Renkli, bereketli idi. Şimdilerde suyu bulandı, köpürdü, bir haller oldu. Peki Marmara'ya ne oldu? Marmara neydi derseniz hakikaten yani ben ucundan kenarından 70'li yıllarda başladığım için dalışa çok güzel günler, renkli, bereketli ve çeşitli her şeyi gördüm. Mercanlarından, sinaritinden, fangrisinden, istakoz, böcek her şey vardı 70'li yıllarda. Şanslıyım yani o açıdan. Ancak bu tabii 90'lı yıllarda sıkıntılar başladı bana göre. Marmara Denizi aslında bizim inci gerdanlığımız. Bu deniz bu güzelliğinin yanında çok aslında riskli bir özelliğe sahip. Kocaman bir deniz, 11.350 kilometrekarelik yaklaşık bir yüzey alanına sahip. Ama sadece dar iki tane boğazdan nefes alabiliyor. Astımlı bir insan gibi. Nasıl ki astımlı bir insan yeterli oksijeni alamıyor, o zaman bazı metabolik faaliyetleri, bazı fizyolojik faaliyetleri aksıyorsa aslında Marmara Denizi de aynen o şekilde. Esasen Marmara Denizi çok genç bir deniz. Yani 5-6 milyon yıllık bir deniz bu. Genç bir deniz burası. Onun için genç bir deniz olduğu için daha yeni türlerin bir araya geldiği bir deniz ve biz orada devamlı sopalıyoruz. Bugün deniz salyası, öbürü gün petrol kazası, daha öbürü gün kanalizasyon, daha başka bir gün işte radyasyon. Marmara, insanoğlunun ihmalkarlığından nasibini almadan da tık nefes bir denizdi. Karadeniz ve Ege'ye adeta göbek bağıyla bağlı. Suyu da, balıkları da, zenginliği de bu çok farklı iki denizden geliyor. Marmara Denizi'nde ikili bir su yapısı oluşuyor. Karadeniz soğuk, kuzeyde olduğu için az tuzlu ama besince bol, organik madde yükü fazla. Akdeniz sıcak, efendim tuzluluğu yüksek ama oksijence bol fakat besin nütrientler bakımından, besin elementleri bakımından fakir bir deniz. İşte Marmara Denizi bu iki denizin ortasında kalmış durumda. Yüzeyden Karadeniz'in suları İstanbul Boğazı aracılığıyla Marmara Denizi'ne giriyor. Akdeniz'in yoğun, tuzlu, sıcak suları Çanakkale Boğazı aracılığıyla alttan giriyor. O da kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru akıyor. Bütün dalış malzemelerim tekneye yüklendi. İşte kameram. Suyun altında ne var ne yok görüntülemek için artık denize çıkmaya hazırım. Suyun yüzeyinde müsilaj var. Acaba altında ne bulacağız? Tarihin akışını değiştiren, doğasıyla insanı büyüleyen, rüzgar ve akıntısıyla her zaman temiz kalan Çanakkale Boğazı bu kez çok farklı görünüyor. Deniz sanki organlarına sirayet eden zehirden kurtulmaya çalışıyor. Müsilaj bir dere gibi boğaz yüzeyinde akıyor. Marmara Denizi hem Ege Denizi'ne hayat veriyor hem Karadeniz'e. Bu nasıl oluyor? Anlatayım. Ege Denizi'nden Mart ayında başlayan balık göçü Marmara'ya geliyor. Marmara'dan Karadeniz'e geçiyor. Balıklar yumurtalarını Karadeniz'de bırakıyorlar. Örneğin palamut. Örneğin bir Eylül ayına birlikte tekrar Marmara'ya ve oradan da Ege Denizi'ne geçiyor. Dolayısıyla burası bir biyolojik koridor. Milyonlarca yılda oluşmuş bu hassas denge ne yazık ki insan eliyle bozulmuş. Denizin bu kadar çığlığı, sessiz çığlığı bana göre gözyaşları. Marmara artık ağlıyor. Marmara artık sessiz çığlıklarını veriyor. Ben sizi artık kaldıramıyorum. Yaptığınız her şeyi geri kusmaya başlıyor. Yaptığımız şey gelecek besin kaynağımızı, oksijen kaynağımızı, gelecek yaşamımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz. Yılların birikimi.
sen lağım çukuru olarak kullanırsan denizlere, içine edilecek su birikintisi değil görürsen, her şeyi basarsan 365 gün 7/24 denizin altına, sonuç bu olur. Hocam çok büyük bir yaşam bulacağımızı ben zannetmiyorum. Çünkü biliyorum bizim için hava neyse, su neyse, mercanlar için de güneş ışığı o. Güneş ışığı geçmiyor ki aşağıya. Evet. Suyun rengi zaten belli. Geçmiyor. Marmara Denizi 124 farklı tür canlının yaşadığı, Akdeniz ve Karadeniz ekosistemlerinin buluştuğu bir nokta. Çanakkale Boğazı da bunun en canlı sergilerinden bir tanesi. Bugüne kadar hep bize bunu gösteriyordu. Bakalım bu dalışımızda ne gösterecek? Başlangıçta hafif bir sisi andıran müsilaj, 7-8 metre derinde yoğun bir katmana dönüşüyor. Öyle ki yaşadıkları bu göz yanılsaması, dalgıçlarda dibe indikleri hissini yaratıyor. Bir an dibe mi geldik, acaba girsem mi girmesem mi, nasıl bir katman bu diye düşündüm. Yani baktığımda bir tedirgin oldum açıkçası. Önümüze bir katman çıktı, müsilaj katmanı ve bu müsilaj katmanı beni korkuttu baştan. Gördüğümüz denizin bizimle konuşamıyor ama bize hayat veriyor. Bunu anladığımız zaman nasıl hayat veriyor? Bu beğenmediğimiz fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar atmosferdeki oksijenin %52'sini sağlıyor. Dahası da iklim değişikliği konusunda karbon tutuyorlar. Yani dolayısıyla karbonu okyanuslara ve denizlerin içine depoluyorlar. Böylece sıcaklığı artmasını, atmosferde yaşanabilir bir ortam oluşmasını sağlıyor. Zaten fitoplanktonlar bize lazım. Besin zincirinin altını oluşturuyor. Yani sonuçta bununla zooplanktonlar besleniyor. Zooplanktonlarla küçük pelajikler, küçük pelajiklerle büyük pelajikler derken bir besin zincirini teşkil ediyor. Sadece sıkıntı bunun denizde çok aşırı miktarda çoğalması ve aşırı miktarda çoğaldıktan sonra girdikleri stres sonucu ani ölümlerinde yoğun bir sıvı ortaya çıkarmaları. Fitoplankton yani bir tür su bitkisi. Neye ihtiyacı var? İşte ışığa ihtiyacı var, uygun sıcaklığa ihtiyacı var ve besin tuzuna, azot, fosfora ihtiyacı var. Bunlar da Marmara Denizi'nde bol miktarda olunca aşırı artış olayları tetikleniyor. ...16 metre derinlikte müsilaj hala aynı tedirgin edici yoğunlukta. 25 metre civarında biraz hafifliyor ve nihayet yarım asırdır boğazın misafiri olan Kaptan Frangos batığı kendini gösteriyor. Mercanlar çoğunlukla bitkiye benzetilse de aslında hayvansal organizmalar. Binlerce polip içeren omurgasız hayvanlar olarak tanımlanabilir. Mercanların tabii asıl temel görevi, en önemli barınma, beslenme ve üreme alanları birçok deniz canlısı için. Çanakkale özelinde mercanlara sahip alanlar için tabii ki buradaki tüm denizel yaşam için önemli bir barınma alanı. Gerçekten dalış noktası olarak Çanakkale Boğazı'ndaki en güzel yerlerden birisi ve üzeri kırmızı mercanlarla kaplı, süngerlerle kaplı, kulak süngeri vardı mesela. Üzerleri müsilajla kaplanmış. Mercanların ölmeye başladığını gördük ve beyazlaşmalar gördük mercanların üzerinde. Küresel iklim değişikliği tüm dünya denizlerinde sıcaklığı arttırıyor. Akdeniz havzasında daha çok arttırdı, Marmara Denizi'nde daha çok arttırdı. 40 yıllık sıcaklık verilerine baktığımızda, deniz yüzeyi sıcaklık verilerine baktığımızda Marmara Denizi'nin 2,5 derece daha sıcak olduğunu görüyoruz. Çok değil. Sadece 8 ay önce aynı noktada görüntülenen gorgonların güzelliği ekibi büyülemişti. Denizin yağmur ormanları mercanlarla birlikte diğer tüm canlıların da müsilaj tabakası altında boğulup öldüklerine şahit oluyorlar. Sünger! Sünger!
Normalde denizlerde dipteki suyun sıcaklığı hep artı 4-4,5 derece civarındadır. Marmara Denizi'nde dipteki suyun sıcaklığı 14-15 santigrat derece arasında. İklimsel değişimin etkileri tüm Akdeniz ülkeleri için aynı şekilde söz konusu. Marmara Denizi'nde iklimsel değişimin etkilerine ek olarak yoğun olarak tabii ki insan baskısı. Hep onu söylüyoruz. Silaj komple güneş ışığını kesiyor. Evet. Yani suyun üstünde bu akıntı, bu gördüğünüz hiçbir şey değil. Aşağısında müthiş kalınlıkta bir müsilaj var. Bu batık üzeri onu boğan, onu nefessiz, ışıksız bırakan bir perdeyle örtülmüş. Kefen giymiş. Bu batık kefen giymiş. Kaptan Franco. Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ni korumamız lazım. Sizin bu gorgonların olduğu türler Akdeniz sularında yaşayan türler. Buranın üstü Karadeniz. Tuzluluğu 2016, 2018. Eğer Saros'daki suyu, Akdeniz'deki suyu, Çanakkale Boğazı'ndan gelen suyu engellersen, kirletirsen senin gorgonun burada yaşayamayacak. Siyah mercanın yaşayamayacak. Anlatabildim mi? Akdeniz kökenli türlerin yaşayamayacak. Onun için Saros Körfezi'ni, Çanakkale Boğazı'nı ve Ege Denizi'ni korursan Ege'den alt akıntıyla Marmara'ya su girecek. Buradan Karadeniz'e geçecek. Bak, Karadeniz'e de faydası var onun. Kilitbayır Kalesi denizin kilidi demek. Keşke elimizde sihirli bir değnek olsa, gerçekten denize bir kilit vurabilsek, müsilajın geçmesini engellesek. Marmara Denizi'nin en büyük sorunlarından birisi çevresindeki nüfus yoğunluğu. Bu nüfus artışı bu şekilde devam ettiği sürece kaynak girdisini, yani o girdileri yönetemediğimiz sürece bu tip oluşumlara hazır olmamız gerekiyor. 12 sene önce 1/100.000'lik planlarında İstanbul asla 15 milyonu aşmamalı maddesi var. Bugün 21-22 milyonluk bir nüfus kapasitesine ulaştı mevcut yapılarıyla İstanbul, mevcut yapılarıyla. Özen isteyen bir denizin çevresine 26-27 milyon nüfus yüklenmemeliydi. Ya da Türkiye'nin sanayisinin %50'si bu bölgede konumlanmamalıydı. O bakımdan bu bir yönetim anlayışı eksikliği ve ne yazık ki kimse de buna bir fren yaptırtmadı. Bu kötü bir şey. Böyle bir denize bizim 1 litre bile atığı hiç arıtmadan vermememiz lazım. Var olduğu günden beri biz bunu biliyoruz. Hiç böyle bir şey yapmamamız lazım. Ama biz 40 yıldır Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan 25 milyon insanın atığını, Türkiye'nin neredeyse endüstrisinin yarısının atıklarını doğru düzgün arıtmadan verdik Marmara Denizi'nin altına. Derin deşarj diye bir ucube bir şey uydurduk kendimize. Topladık mesela diyelim ki Yalova'nın atıklarını, Sarıyer'in atıklarını bir yerde biriktirdik. Sonra sadece fiziksel parçalarını ayırdık onun. Sıvılaştırdık, 1-2 kilometre ileriye denizin dibine bastık. Sonra o atıklar evet gitti Karadeniz'e bir kısmı. Bir kısmı organik yük olarak Karadeniz'in derinliklerine doğru çöktü. Hidrojen sülfür tabakasının genişlemesine neden oldu orada. En az yarısı da yüzeye çıktı. Yüzeyden, Karadeniz'den gelen akıntıyla Boğaz'dan tekrar bize geldi. Ne oldu? Hani kurtulacaktık? Hani buharlaşacaktı? Evet, buharlaşmadı. Deniz sihirbaz değil çünkü. Aslında dolgu alanlar özellikle betonun artması şehirlerde bu doğal süreci, yani doğal denizin kendisini temizleme süreci olan doğal süreci olumsuz yönde etkiliyor. Bu oluşumlar yavaş yavaş dalga hareketleriyle kıyıya vurup oradaki mikroflorayla ya da mikrobiyolojik ortamla birlikte kendini temizleyebilecekken tekrar bunlar denizin içine giriyor. Orada ayrışma sürecine girerek döngüyü destekliyor aslında. Hani bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. O yüzden insan faaliyetleri, en önemli etken insan faaliyetlerinin azaltılması.
zirai faaliyetler, karadaki tarımsal faaliyetler, gereksiz gübrelemeler, yanlış gübrelemeler, bunlar hepsi denizi azot ve fosfor bakımından zenginleştirdiğinde bu başımıza geliyor. Erdek, bu koy müsilajla kaplıydı. Bir karış kalınlığında. Şimdi Erdek'e ilk kez gelseniz ah deniz ne kadar temiz dersiniz. Hocam şansımıza deniz bugün temiz. Evet. Siz kontrol dalışları yapıyorsunuz, müsilajın altına indiniz. Bugün herhalde birisi görse oh de şanslı temiz denize dalıyor der değil mi? Evet öyle der ama şimdi göreceğiz aşağısı nasıl. Ekip daha başını suya sokar sokmaz, denizin aslında yüzeyden göründüğü gibi pırıl pırıl olmadığının farkına varıyor. Termik santraller biliyorsunuz soğutma suyu alıyorlar ve o sular soğutma amacıyla kullanıldıktan sonra ısınmış bir halde Marmara Denizi'ne tekrar geri veriliyor. Marmara Denizi'nde zaten bir iklimsel değişimin etkisiyle kapalı bir havza olduğu için ısınma problemi var. Fakat biz bunu insan etkisiyle daha da hızlı bir şekilde arttırıyoruz ve iklimsel faktörlerin etkisini daha yoğun bir şekilde Marmara Denizi'nde yaşıyoruz. İşte diyorlar midyeleri topladılar, deniz patlıcanı ortamdan çok fazla alındı. Bu müsilaja sebep oldu. Çok küçük bir katkısı olabilir ama yani bunun esası tabii ki azot ve fosfor kirliliği. Yani bu olayın kökeni aslında karasal. Ama bunun yanında da midye üretiminin desteklenmesi tabii ki ortamda bir temizlik sağlayacağı için, ülkemize bir ekonomik girdi getireceği için önemli. Yani bu konuda bu çiftlerin desteklenmesini ben de olumlu buluyorum. Covid olayının tetiklemesi katkısı olabilir ama yine tek başına bir olay değil. Yani yıllarca biz aynı bölgeye atıkları, aynı yere atıkları verdik ve en sonunda bu üçlü tetikleyicinin, üçlü mekanizmanın devreye girmesi buradaki ana neden yani. Müsilajla kaplanmış mezar taşları gibi görünen pinalar, nefes alamayan deniz patlıcanı, cansız süngerler. Marmara Denizi ne yazık ki bağrındaki tüm çocuklarıyla birlikte müsilaj felaketinden nasibini almış. Yangından kaçarcasına bir pinanın üzerine tırmanmış bu deniz patlıcanı, deniz dibindeki can pazarının vahametini anlatıyor. Denizin bitkileri olarak isimlendirdiğimiz fitoplanktonik organizmaların ne zaman patlama ya da çoğalma yarattığını söylüyoruz. Litredeki miktarları büyüklüklerine göre 100 bin ile 1 milyon adeti geçtiği zaman. Şu anda ne kadar? Şu anda bu durumun çok çok üstünde. Çünkü sistem artık taşıma kapasitesini çoktan aşmış durumda. Büyük balık küçük balığı yer kuralı su altındaki mikroskobik canlılar için de geçerli. Fakat denizimizi bugün elimizden alan fitoplanktonunu baskılayacak avcıları maalesef yine kendi ellerimizle yok etmişiz. Tüketicilerde ne şekilde olmuyor? Aşırı avcılıkla tüketicileri çekiyoruz. Habitat kayıplarımız var, çok önemli. Sulak alanlarımızı kaybediyoruz. Birleştiğinde maalesef bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu dibe çöken müsilaj mikroorganizmalar tarafından bir müddet sonra parçalanmaya başlayacak. Parçalanma esnasında bu mikroorganizmalar suyun içerisindeki oksijeni tüketecekler. Oksijen azlığı yaşanacak. Yüzeye çıktı. Yüzeye çıkmış olanlar suyla atmosferin ilişkisini kesiyor. Oksijen transferini zorlaştırıyor. Sıcaklığı artırıyor, suyun sıcaklığını artırıyor. Suyun sıcaklığını artırınca çözünmüş oksijen azalıyor. Sonra bu yüzeydekiler parçalanıyor mikroorganizmalar tarafından. Bu parçalanma esnasında da yine sudaki oksijen kullanılıyor.
ve o tabakanın altındaki canlı yaşamı öldürüyor. Nisan ayında bu kıyılarda, bu sahillerde, Marmara Denizi'nin bütün çevresinde binlerce balık öldü. Her türden. Habitat bağımlı türlerin ortamdan uzaklaşmasına neden olabilir. Balık büyük dahi olsa bu bölgeden uzaklaşacaktır. Çünkü solungaçlarına yapıştığı zaman o da sudan oksijen almakta güçlük çekecektir. Ve onlar da çok yoğunlaştığında ortamı terk edeceklerdir. Bu da balıkçılığı önemli derecede etkileyecektir. Yani müsilajdan etkilenmeyeceği bölgelere balık göç edecektir. Bazı balıklar hiçbir şey olmayacak. Aksine bazı balıklar çok keyif alacaklar bu işten. Çünkü bununla beslenen balık türleri var. Bugünkü dalışta gördük. Gümüşler üstümüzden geçti. İşte şeyler vardı. Çırçır vardı. Sonra kromis dediğimiz papaz balıkları vardı. Birçok balık var. Bazı balık türleri bundan zararsız etkilenecekler. Sahte tip fosmentos yer yer ortalama 5-6 santim, yer yer 10 santim, 11 santim bulan bir dipte fosmentos var. Omurgasızları düşündüğünüzde, yani denizler omurgasızları, süngerler, mercanlar, tünikatlar, yosun hayvancıklar, briozoanlar ve diğer tabii denizler omurgasızlar. Fosmentos direkt deniz canlısının bentos, yani bentik omurgasızın üzerine çöktüğü için zaten nefes alamıyor ve beslenemiyor. Zaten oksijen kritik seviyelerde 2 miligram bölü litrenin altında. Canlılar için uygun ortam şartları oluşmuyor. Bu süreç daha da kritik seviyeye, sıfırlara yaklaşıyor. Bu da Marmara Denizi'nin ölümü demek. Alt tabaka Akdeniz suyunun yenilenme oranı çok daha yavaş. Yaklaşık 6 yılda bir yenilendiği oşinograflar tarafından söyleniyor. Üst tabaka ise Karadeniz'den beslenen su. Yaklaşık 6 ayda bir yenilenme süreci teorik olarak veriliyor. Özellikle bu nedenle alt tabakadaki oksijensizleşme çok ciddi bir sorun. Hatta son yapılan çalışmalarda birkaç gün önce basından ben de takip ettim. Marmara Denizi'nin derin bölgelerinde hidrojen sülfür oluşumu hakkında bilgi gelmişti. Bu da çok ciddi bir sonuç. Yavaş yavaş çürük yumurta kokusunu duymaya başlayacağız kıyılarımızda. Dönülmesi çok zor, belki yani çok çok zorlaşacak bu süreç. Bu felaket karasal yaşamı ve en nihayetinde insanoğlunu da etkiliyor. Müsilaj ortamda çok fazla artınca bizim denizde kullandığımız balıkçılık ağları gözleri tıkanıyor. Gözleri tıkanınca ağlar gırgır ağlar için söyleyecek çok ağırlaşıyor ve kaldırılamıyor. 2007'de ağ makarası kopup balıkçıların üzerine düşmüştü ağ kaldırırken. Yani dayanamadı ağın ağırlığına. Yine 2007 yılında bir gırgır teknesinin direği kırılmıştı ortadan ikiye. Balıkçıların üzerine düştü gene, yaralananlar oldu. Bu olaylar yaşandı. Bunun dışında küçük balıkçıların ağların gözleri tıkanıyor ve dibe yatırıyor ağların kopmasına, kaybolmasına, sürüklenmesine neden oluyor ve balıkçılığı da görünür hale geldiği için ağ balıkçılığı da engelliyor. Balık tutamaz hale getiriyor. Bu sene nitekim 3 aydır balıkçılık felç durumu, hatta 4 aydır kimse ağını denize atamıyor. 2 aydır denize çıkamıyoruz. Bugün çıktık ama bugün de İzmir tarafına gideceğiz. Marmara'da çalışma imkanımız yok. Eylül ayında gırgırlar açıldıktan sonra çalışma imkanları yok gibi görünüyor. Doğanın intikamı. Belediyelerin döşedikleri borular var. Direkt denize akıyor yani. Ayrıca fabrikalar var. Fabrika kömür tozları, demir tozları. Sıradan vatandaşın yeni tanıştığı müsilaj, bilim insanları için uzun zamandır takip ettikleri ve bilinç oluşturmaya çalıştıkları bir felaket. 1700'lerden beri aslında bu sorun var. 80'lerin ortalarından itibaren özellikle Adriyatik'te, Meksika Körfezi'nde yoğun olarak karşılaştığımız durumlar, oradan kayıtlar var. 94-98 arasında yoğun olarak yine Adriyatik'te, 2004-2007-2008 arasında yine Adriyatik'te. Şu anda da aslında sık sık her yıl tekrarlanan durumlar söz konusu. Kanalizasyon atıkları, arıtım tesisleri, noktasal kaynaklı atıklar, noktasal olmayan kaynaklı atıkların doğru yönetimiyle uzun vadede çözüme ulaşmaya çalışmışlar. Ama tabii özellikle iklim değişimlerinin etkisi orada da
hala sorunlar yaşatmaya devam ediyor. Fakat bizde yaşanan kadar uzun süreçte bu olay devam etmiyor artık. 2008 yılının Ocak ayından sonra ilk defa bu kadar uzun süren bir müsilajla karşı karşıyayız. Aralık 31 Aralık'ta ilk mercan araştırmaları sırasında tespitimiz oldu. Ocak ayının sonları, Şubat ayının başına kadar devam eden bir müsilajdı bu. Sonra kesti. Şubat sonuna kadar müsilaj gözlenmedi. Dip bölgede de aynı şekildeydi. Ama 3 Mart'taki çalışmalarda ikinci müsilaj patlamasına şahit olduk ve ne yazık ki Mart, Nisan, Mayıs şu an 5 aya doğru gidiyor. Abi kafayı çevirelim öyle çıkar. Abi, oradan çekemeyebilirim çünkü. Fişten vurur sonra. Bırakayım mı? Evet. Hop fiş tarafa, fiş tarafa. Tamam abi. Tamam. Çek çek Kerem. Bir daha. Tamam işte bu. İşte bu. Hadi selametle kaptan. Kaptanın işi zor. Bu müsilajda, bu denizde makinalarını çalıştırsa bütün filtreler, pompalar, soğutma, separatörler arıza yapabilir, tıkanabilir. O da ne yapıyor? Palamar yardımıyla buradan açık denize teknesini çektiriyor. Gerçekten çok kıymetli bir ekosistem, çok farklı, çok hassas bir ekosistem Marmara Denizi. Böyle bir denizimizi kaybetmek çok büyük bir kayıp aslında. Denizimiz, tüm doğa aslında aynı şekilde. Kaynaklarımızı bu kadar hızlı bir şekilde tüketmeye devam edersek hem uzun vadede ekonomik olarak bunun sonuçlarından tabii ki etkileneceğiz, hem de gelecek nesillere bırakamamış olacağız. Yüzeydeki müsilaj, buzdağının sadece görünen yüzü. Dün yoktu ya. Dün yoktu şimdi. Hayret. Açıktan mı geliyor? Ne oldu? Çok berbat ya. Kötü. Yazık vallahi. Kırk yıldır biz yanlış bir atık yönetimi politikası uyguladık. 40 yıllık bu yanlışımızın 40 günde düzelmesini beklemeyelim. Şimdi kavgaya, tutuşmamıza gerek yok. Hep beraber yaptık. Sorumlusu hepimiziz. Marmara dün kirlenmedi yani, ya da pandemide kirlenmedi. Marmara zaten bizim çok eskiden beri mahvettiğimiz, hiç umursamadan ve takip etmeden kirlettiğimiz bir denizdi. Bunu kim biliyordu? Bilim insanları, ilgili dalgıçlar, belki balıkçılar gözlemliyorlardı. Yani biraz kullananlar farkındaydı ama onun dışında genel bir umursamazlık vardı diyebilirim. Ne zaman ki müsilaj bir topkat gibi toplumun yüzüne çarptı, o zaman bir farkındalık uyandı. Şu an aslında kırmızı alarm durumundayız. Marmara Denizi artık diyor ki taşıma kapasitem aştı, üzerimdeki yükü hafifletin. Bunu dışarı kusmaya çalışıyor ama maalesef yine şehirleşmenin etkisiyle ve atık girdisinin sürekli olması sebebiyle bu oluşum devam ediyor. Doğal bir süreçle kendisini kıyılara vurarak temizleyemiyor bu oluşum. Marmara Denizi'nin en batısından en doğusuna Dalaçık'a geldik. Şimdi İzmit Körfezi'nde tüm Marmara Denizi'ne bambaşka bir açıdan bakacağız. Marmara, çevresindeki ılıman iklim kuşağıyla tarıma son derece elverişli bir vaha. Bölge sunduğu hızlı nakliyat fırsatıyla da sanayi kuruluşlarının gözdesi. Peki, çevresinde var ettiği bu ekonomi ve nüfus yoğunluğundan Marmara Denizi'nin payına ne düşüyor? Sabahleyin kalktık, lavaboya gittik, sifonu çektik, oh ben kurtuldum. Sorun belediyenin. Peki, belediye ne yapsın? Belediyeye soruyoruz şimdi. İlçe belediyesine soruyoruz. İlçe belediyesi diyor ki bu benim sorumluluğumda değil hocam. Bu büyük şehrin sorumluluğunda diyoruz. Büyük şehre soruyoruz. Efendim tabii ki biz planladık. Merkezi hükümetten para gelirse yapacağız diyor. Herkes o kadar haklı ki.
sadece burada suyun rengine bakıp aldanmayın. Çok ciddi bir çevre yatırımı yapıldı burada. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kanal İdaresi ileri biyolojik arıtma oranını %65'e çıkarttı. Geri kalan %35 biyolojik arıtma. Ön arıtmayla denize verdiğimiz hiçbir şey yok. Bunu başardık. Biyolojik arıtma ile yaptıklarımızın bir kısmını endüstriyel kullanım suyu olarak örneğin Tüpraş'a veriyoruz. Bu manada denizin toplam deşarjının içinde bizim payımız %8'dir. İleri biyolojik arıtmanın tamamlanması %100'e ulaşması için de sadece 2 yıllık bir zamana ihtiyacımız var. Bizim 23 tane tesisimiz mevcut. Bunlardan 6 tanesi ileri biyolojik arıtma tesisi, 4 tanesi de biyolojik arıtma tesisi. Kalanlar ise daha küçük modüler atık su arıtma tesisleri. İleri biyolojik arıtma tesislerinde azot ve fosfor gideriliyor. İkisi birlikte. Biyolojiklerde azot gideriliyor. Modüler dediğimiz tesislerde de yine azot giderimi var. Yani ileri dediğimizde sadece buna ekstradan fosfor da giderimi söz konusu olmuş oluyor. Ben şimdi size sırasıyla göstereyim. Bizim tesis girişimizdeki suyun durumu bu. Kolektör. Kanalizasyon suyu. Kanalizasyon, evet aynen öyle. Kanalizasyon suyumuz. Daha sonra burada işte ünitelerden geçerek biyofosfor havalandırma havuzu, son çöktürme havuzu gibi birçok aşamadan geçiyor. Ve çıkış suyu haline dönüştürülüyor. Bu hale geliyor. En sonunda görüyoruz burada. En sonunda geri kazanım dediğimiz üniteden geçtikten sonra da bu halde deşarj ediliyor. Bu ileri biyolojik arıtma sonucu bu geri ikinci kazanım. Geri kazanım, ikinci evet. Arıtma. Aynen, sahada ve fabrikalara kullanım için gönderdiğimiz suyumuz bu su. Yani burayı sulayabiliriz, evet, gayet rahatlıkla. Evet, sulayabiliyoruz. Böyle bir arıtma yapacaksınız, kullanacaksınız ya da bunların hepsini denize boca edeceksiniz, denizi öldüreceksiniz. Aynen öyle. Korkunç bir şey. Aynen öyle. O yüzden bu tesislerin çoğalması gerekiyor, gerekiyor. Ve 7/24 düzenli olarak atık su arıtma tesislerinin aktif olarak çalışması gerekiyor. İstanbul'a yapılacak doğru atık yönetimi ile ilgili hangi yatırım var ise bunun parasal kısmı en son kısmı. Yani bu birinci şart, bu yapılmalı net. İki, nasıl yapılmalı? Üç, nasıl yapılmalı kısmında eğer birkaç tane şıkkınız varsa tabii ki en verimlisini, en uzun vadelisini, en uygununu seçebilirsiniz. Yani para bu işin en sonunda. Ama burada geçmişten bugüne bir çaba, bir çalışma söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada %55'e yakın ileri biyolojiye ulaşmışsa İstanbul, bu fena değil. Hallolmalı mıydı? Hallolmalıydı. Marmara Denizi, onu kuşatan şehirlerin deşarj ağırlığı altında eziliyor. İleri biyolojik arıtma, yani azot-fosfor arıtımı yapabilen tesis ve şehir sayısının yetersizliği ise gün gibi ortada. Marmara Denizi'ne bölgeye kattıklarının karşılığını vermenin zamanı geldi de geçiyor. Arıtma tesisleri maliyetli tesisler. Yapımı da maliyetli, işletmesi de maliyetli. Sadece ayda 2 milyon TL biz arıtma tesislerinin elektrik masrafına ödüyoruz. Şöyle olabilir, işçisinin maaşını ödeyemez hale gelen bir belediye, ya arıtma tesisini de bu ay çalıştırmayayım, onlara maaş ödeyeyim diyebilir. Arıtma tesisi hemen görünmüyor, önce bu. Ya biraz böyle oluyor aslında. Belki bunları daha açık konuşmalıyız. Yani önceliklerimizi daha doğru belirlemeliyiz. Mali problem olmasa bütün belediyeler atık su arıtma tesislerini yapmak isterler, işletmek isterler. Marmara Denizi tamamı bize ait olan bir yaşam ve zenginlik kaynağı. Maalesef onu biz hasta ettik, hepimiz. Ve bugün onu iyileştirmek, tekrar eski sağlıklı günlerine döndürmek de bizim sorumluluğumuz, bizim işimiz, hepimizin. Marmara'nın talihsizliği onu çevreleyen karasal kaynaklarla bitmiyor. Yoğun gemi trafiği de ciddi miktarda kirlilik yaratabiliyor.
Marmara Denizi'nin ortasında 200-225 metrelik gemiler futbol sahası büyüklüğünde ambarlarını önceden kimyasal taşımıştır mesela, bunları yıkıyor. Yıkadıktan sonra bunları denize basıyor. Biz peki burada ne yapıyoruz? Biz 15 yıldan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak alçak uçuşlarla, taciz uçuşlarıyla, onlara anonslarla biz onları, bakın burayı denetleyen bir otorite var. Fabrikaların yanlarından geçiyoruz ve çoğu fabrika bacalarına GoPro takmışlar, uçak ne zaman gelecek diye. Evet, bu tedirginliği vermek güzel bir şey. Burada çok başarılı olduk. Tersaneler burada neredeyse sıfır kirleticiye. Fabrikalar sıfır kirleticiye ulaştık. Derelerden kirlilikleri kestik. Ama bunu bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Bütün Marmara Denizi'ne buradaki yapmış olduğumuz çalışmayı tüm Marmara'ya yaymamız lazım. Galiba yakaladınız beni, gemiyi şimdi. Evet, bakacağız. Demir alıyorsa altındaki çamuruyla beraber geliyor. Onlara da haksızlık olmasın diye emin olmak için yakın geçeceğiz, tam tespit yapacağız. Marmara Denizi'nin çevresindeler ve Marmara Denizi bu var ettiği zenginliğin ortasında bugün maalesef tükeniyor. Ve onun kurtuluşu onu çevreleyen 7 tane ilin birlikte hareket etmesine bağlı. Marmara Denizi için aslında Türklerin bir sınavı bu. Marmara Denizi'ni ya koruyacaklar yahut da koruyamayacaklar. Korurlarsa kendi iç denizlerinin yatak odalarını, ömür boyu balık yiyecekleri, gelecek kuşaklara bırakacakları bir deniz bırakacaklar veya bırakamayacaklar ve sorunu çözemeyecekler. Sorunun çözülmesini çok bekliyoruz. Çünkü çözülmesi için akademik kadro var, çözülmesi için teknik kadro var. Ben şimdi son dönemde yeterli siyasi irade olduğunu da görüyorum. Bunun için yatırım, bütçe, finansman o kaynaktan ayrılması lazım. Ve Marmara gözümüzün içi gibi bakmamız lazım. Marmara Denizi'nde insan eliyle gerçekleşen bu afet durumuna müdahale etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başkanlığı'nda Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkanları, valileri, bilim insanlarıyla bir araya geldi ve acil eylem planı oluşturdu. 22 maddelik eylem planının en önemli başlığı, Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan ederek ileri biyolojik arıtma olmaksızın deniz deşarjı yapılmayacak şekilde yatırım yapılması kararı oldu. İleri arıtma tesisleri kurulacak. Bölgede Marmara Denizi'ne günde 4.3 milyon metreküp deşarj yapılıyor. Atık su deşarjı. Bu atık su deşarjının %53'ü ön arıtmayla, yani azotu ve fosforu gidermeden sadece fiziksel arıtma yapılarak denize deşarjı yapılıyor. Sayın Bakan bizi Kocaeli'ye davet etti, bir araya geldi. Oturduk, saatlerce fikirlerimizi sunduk. Bir taslak öneri planları vardı, belli maddeler. Bizim önerilerimiz vardı, mix edildi, ortak bir karara dönüştü ve uygulamalara geçildi. Bir koordinasyon kurulu var. Buradan öyle bir sonuç çıksın ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu bilsin. Tabiri caizse derslerini alsın kolunun altına, gitsin çalışmalarını başlatsın. Mali olarak hep beraber buna nasıl çözüm buluruz ona bakalım. Önceliğimiz olsun. Marmara Denizi kıyılarında kurulmuş sanayi tesislerinden tersanelere, seyir halindeki gemilerden evinde yaşayan sade vatandaşlara kadar her kesimin desteğine ihtiyaç duyuyor. Onun için ben 2000 yılında bu adalar başta olmak üzere Marmara Denizi koruma alanı idaresi demiştim ve bunu yazdım. Bunun için çok çaba gösterdik fakat başaramadım. Çünkü bakış açısı şuydu, yani bu kocaman Marmara Denizi neden korunsun? Yani zaten balıksa biz buradan alıyoruz. Ama bu seneki balık sadece 5 bin ton, 40 binden 50 bin tonla.
hiçbir taciz yok. Demek ki yanlış bir şey yapmışız. Bizim Marmara'nın bilim insanlarından dinlediğim kadarıyla yani 2100'e kadar ne olmalıyı konuşmamız lazım. Ve çok acı tarifler yapan bilim insanları var. Hiçbir şey yapmasak bile Marmara'nın çevresine Marmara Denizi dünyada en erken ölecek denizlerden bir tanesi yorumunu yapan bilim insanları var. Biz burada günü konuşmamalıyız. 20 yıl, 50 yıl hatta kurulan bilim kurulu vesaire kalıcı olmalı. Bu döneme ya da bugüne ait değil. Kalıcı bir formata dönmeli. 2007 yılında Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri o zaman çok daha sıcaktı. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerini yapıyordu ve o zamanki bütçeyle 60 milyar euro gibi bir bütçe çıkmıştı. Bütün Marmara'nın Avrupa Birliği su direktifi, Avrupa Birliği standartlarına uyması için. 40 yıllık ihmalin Marmara Denizi'ne olduğu gibi ülkemize de bedeli ağır olacak. Yatırım için gerekli finansman sağlandıktan sonra arıtma tesislerinin hizmete girmesi için planlanan süre 3 yıl. Zaten ölüm döşeğindeki denizimizin bu kadar vakti var mı diyorsak, kişisel önlemlere bugünden başlamak bir zorunluluk. Daha az su ve deterjan kullanmak, sistemin üzerindeki yükü azaltabilmek için en önemli şart. Azot zaten kanalizasyon sularında var olan bir şey. Fosfor da deterjan türevi, yani deterjan kullanımından kaynaklanıyor. Bulaşıktır, çamaşırlarda falan kullanılan deterjanlarda fosfor içerikleri çok fazla. Dolayısıyla bunlar da atık su sistemine karışarak kanalizasyon kolektörüyle tesislerimize geliyor. Evde yapabileceğimiz şey fosfor içerikli deterjanların kullanımını azaltmak. En basiti bu. Organik içerikli belki deterjanlar tercih edilebilir. Evinde şu anda bulaşığını yıkayan Ayşe ablamız, Ayşe Hanım. Yani ne yapacak yani? Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili ne yapacak? Evet, yapacağı çok şey var. Bir litre bile daha az atık su çıkardığında Marmara Denizi'ne katkı sağlayacak. Kızartma yağını o lavaboya dökmeyip ayırırsa bir bardak, bir çay bardağı kadar, yarım çay bardağı kadar yağı dökmeden kenara ayırırsa o gün mutlu hissedebilir kendisini. Marmara Denizi'nin temizlenmesine katkı sağlamış olacak. Bu birinci görevimiz. Ondan sonra da hepimiz partiden bağımsız olarak belediyelerimizden bizim ödediğimiz vergilerle atık arıtma tesislerini kurup işletmesini talep etmemiz lazım. Benim denizim kirlenmesin. Ben bu denizin kirli olmasını istemiyorum. Bak ben yarım çay bardağı atık yağı bile dökmüyorum. Ama sifonumu ne yapayım? Çekmek zorundayım. Çektim. Bunun temizlenmesi lazım. Bunu sen yapacaksın. Ben vergi ödüyorum dememiz lazım. Bütün çöpü aynı şeyin torbanın içine koyup hepsini ortama attığımızda onlar da deponi alanlarında yağmur sularıyla yeraltı sularına, yeraltı sularından akarsulara, akarsulardan yine denizlere geliyor. Ekosistem bir döngü. Dolayısıyla burada çevre bilincinin olması, çevre hassasiyeti konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı da bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştıracak şüphesiz. Bu konuda en önemli alınacak tedbir aslında uzun vadede olarak söyleyecek olursak eğitim aileden başlıyor. Ancak ilkokuldan itibaren doğa ve çevre eğitimi okullarımızda çocuklarımıza aşılanması gerekiyor. Ve çocuklarımız doğa sever, çevre sever olarak çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Marmara'yı teslim alan müsilajla topyekun mücadele kararlılığıyla birlikte bilim kurulu oluşturuldu. Denizdeki canlılara verdiği zararı azaltmak için farklı yöntem ve uygulamalar araştırılıyor. Bu seferberlikte hepimiz aynı gemide ve Marmara Denizi'ndeyiz. Koordinasyon kurulumuzu oluşturduk. Gerek bölgedeki atık su arıtma tesislerinin takibi, gerek deşarj istasyonlarındaki yine kriterlerin sürece göre değişimi, yönetmeliklerimizin revize edilmesi, izleme noktalarımızın 90'dan 150'ye çıkarılması, deniz yüzeyindeki temizliğin 7 ilde 7 gün 24 saat esasına göre çalışılması gibi birçok eylemi de
hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de toplamda 5 noktada denizdeki oksijen seviyesini arttıracak adımları atıyoruz. Başarılı olması halinde tüm Marmara'da da bu uygulamayı yine oluşturduğumuz bilim kurulu çerçevesinde yürütüyor olacağız. Marmara'nın yüzeyinden derinliklere kadar yayılan, kıyılarımızı kirleten müsilaja karşı alınan acil önlemler arasında yüzey temizliği de yer alıyor. Çeşitli şekillerde işe yarar. Örneğin askıda katı madde yükünü bir miktar rahatlatır. Askıda katı madde yükü rahatlayınca ne olur? Sisteme ışık girer. Işık girdiği zaman fotosentez olur. Dolayısıyla sisteme yan ürün olarak oksijen çıkar. Dolayısıyla sistem oksijenlenir ve buradaki canlılığın sıkıntı yaşaması önlenmiş olabilir. Tabii en büyük sorunlardan bir tanesi bu balıkçıların teknelerinde, motorlarında yüzeyden aldıkları soğutma suları olsun, bunların filtrelere girişi, valfleri tıkaması sorunu olabiliyor. Bunlar engellenir ve görüntü kirliliği ortadan kalkar. İşte vatandaşlar biraz daha kendisini bu açıdan rahat hisseder. Bunlar sistemde kaldıkça bakteriyel olarak parçalanıyor. Parçalandıkça da hem bakteriler sistemden oksijen çekiyor hem de bu parçalanma ürünleri sonucunda kötü kokular oluşması söz konusu oluyor. Ortamda olumsuz görüntüler, parçalanma görüntüleri ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmiş oluyor. Dolayısıyla kısa vadede bize faydası bu. Yüzeydeki müsilajın temizlenmesinden mi yoksa rüzgarın yön değiştirmesinden mi bilinmez, ekibi iç açıcı bir deniz karşılıyor. Fakat daha seyrin başında Marmara'nın maruz kaldığı işkencelerin somut bir örneğiyle karşılaşılıyor. Denizde bırakılsa bu araba lastiği uzun yıllar tekne trafiğine zarar verecek, deniz canlılarına zehir saçacaktı. İstanbul'un adalar bölgesinde Marmara Denizi'nin doğal yaşamının korunması amaçlı projeler yürütülüyor. Balıkçı Adası'nda, diğer adıyla Neandros'ta, geçtiğimiz yıllarda başarıyla mercan ekimi yapıldı. Mercanların müsilaj sonrası akıbetini görmek için iyi bir güne benziyor. Mercan kolonilerini kaybettik. Sivri Adada da ufak bir koloni vardı ve biz bunları kurtarmak için işte bakanlıklarla görüştük. İzin verdiler ve biz bunları insanın uzak, insanın müdahale edemeyeceği daha uzak bir noktaya taşımaya çalıştık. 600-700'e yakın dalış yaptık. 1500 saatin üzerinde su altında kaldı. 350 kök mercanı Neandros'ta Tavşan Adası'na ektik. Ve o kadar ince bir iş ki bu organ nakli gibi bir durum. Böyle dalları olan bir yapı düşünün. Bunu alıp götürmek değil. Çünkü onun ana yeri orası, ana vatanı orası. Derdimiz şuydu. Bundan bir parça alabilirsek başka bir yerde onun tekrardan yeşerilmesini sağlayabiliriz. Belki de koruyabiliriz. %20 dünyadaki başarı ortalamasına rağmen %75 başarı elde ettik. 10 santimlik bir şeyi götürdüğümüzde bu 50 yıl sonra Marmara'yı kurtaracak, belki de Akdeniz'i destekleyecek olan bir şey yapıyoruz. Hayalimiz buydu. Çocukluğumuzun en güzel günlerinin geçtiği Marmara Denizi. Yüzmeyi bu sularda öğrendik, dalmayı bu sularda öğrendik, yarışlara katıldık, zıpkınla balık avladık. Şimdi Çanakkale'de, Balıkesir'de, İstanbul'da, adalarda o denizi arıyoruz. O Marmara'yı bulmam çok zor. Ben isterim kardeşim. Ben istiyorum. Şimdi bakın, burası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 Nisan tarihli resmi gazetede 3817 sayılı kararla
hassas koruma alanı, korunması gereken alan ilan edildi bu küçük ada. Çok büyük bir etrafını da koruma altına aldılar. Ancak müsilaj koruma moruma dinlemedi. Geldi bütün mercanların üstünü kapladı. Müsilaj üstlerini kapladığı zaman ne beslenebiliyor ne de nefes alabiliyor. İşte kendini korumak için kapatıyor ama bu bir süre boyunca onun beslenememesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu uzun sürerse tam bir kayıp oluyor. Kıyılarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Marmara Denizi'ni neden kaybedelim? Gerçekten çok güzel, çok özel bir deniz. Hatta bizler açısından bir laboratuvar gibi özel yapısından dolayı. Çok farklı yönde kullanabilecekken bu aşamaya gelmesi gerçekten çok üzücü. Doğal kaynaklarımızı birer birer kaybediyoruz. Gördüm. En kötü rüya, en kötü kabus. Olmaz böyle şey. Yani Bayram hocalarla beraber çalıştık. Ondan sonra Selçuk'u takip ederek aşağıya inerken fırtına. Göz gözü görmüyor. Birbirimizi kaybettik. Bir baktım kimse yok. Durum bu. Burada çocuk annesini, annesi de çocuğu kaybeder. Ya biz bir aşağıdaki abi değil. Durum... Anca gösterilir, anlatılmaz. Siz gördünüz. Evet. 30-31. Bak! Akıntı da var. Akıyor böyle. Bugün suyun yüzeyine baktığınız zaman deniz temizlenmiş diyebilirsiniz. Ama biz ilk dalışımızda dünyanın en kirli denizine daldık. Mercan ekim alanını bulamadık bile. Dalış arkadaşları birbirini kaybetti. Birbirimizi göremedik suyun altında. Ve birinci dalışı kestik, çıktık. Şimdi bir daha şansımızı deneyeceğiz. Buraya pek çok dalış yapmış olan Nur Eda Hoca ile dalacağız. Kendini yenileyecek bu deniz. Fakat yatırma paraya, teknolojiye, arıtmaya, ihtimama eski adıyla. İhtimama ihtiyacı var. Bu çok güzel bir kadın ama bakımsız. Ya onun suçu bizde. Müsilaja rağmen kovuklarda saklanan canlılar umut veriyor. Derine doğruysa müsilaj kabusu yeniden başlıyor. Bu defa kaybolmamak için ekip daha temkinli. Eda Hoca ile Savaş Karakaş kol kola ilerliyor. Ben ümidimi kesmiş değilim. Dünyada ne iğrenç körfezler, pislenmiş yerler vardı. Niyet olunca buraya temizlemek için başarılar elde edildi. Meksika körfezi mesela ne kadar berbat bir halden temizlenebildi. Dolayısıyla Marmara Denizi için de aslında benzer bir durum var. Çok ümitsiz gözüküyor ama değil. Bu sadece niyet etmek lazım. Şu an iklim değişimini pat diye durduramıyoruz ama pat diye durdurabileceğimiz bir şey var. O da atıklar, kirlilik. Bunu yapalım bari. İki ayrı rehberle yıllardır mercan ekimi yaptıkları 30 metre derinlikteki Mera'ya ulaşmayı denediler. Ancak müsilajın yoğunluğu, bölgeyi avuçlarının içi gibi bilen rehberlerin bile kafasını karıştırdı. Bugün gerçekten garip bir dalış yaptık bizim için. Umarım bu ilk ve son tecrübe olur bu tür bir dalış açısından. Açıkçası Karadeniz katmanı ve ocağınlar için hiç endişeli değilim. Burası bir şekilde kendini yenileyecektir. Sonra Haloklin, ondan sonra Akdeniz suyunun olduğu katman ve burada Akdeniz'de özgü canlıları bulabildiğimiz ortam var. Süngerler, mercanlar başta olmak üzere özellikle Prens Adaları'nda çok yoğun topluluklar var. Bunlar için endişeliyim. Çünkü müsilajı gördük, Haloklin'in 18 metrelerde aşırı bir yoğunlukla bir bulutsu örtü şeklinde. Bu örtü olduğu gibi aşağı doğru gidecek. Bunların üstlerini örtecek. Bu ilk başta onların boğulmalarına sebep olacak. Risk altındalar. Arada bir gidip temizlemeye çalışıyoruz ellerimizle. Tabii bu şey de geçici bir çözüm diyelim. Bir beslensinler, bir hava alabilsinler düşüncesiyle. Basit insan mantığıyla, ben bilim insanı değilim ama yapabildiğimiz zaman, gördüğümüz zaman üstlerini bir temizliyoruz falan. Ama bu çözüm değil.
mercanı böyle düşünebilirsiniz. Çünkü bir kökü vardır ve etrafından yelpaze şeklinde bir dallanma yapar. Poloninin %50'si ve fazlasına müsilaj bulaştığı zaman ne yazık ki o koloninin bir süre sonra tamamı ölüyor. %50'sinden azsa o koloni daha sonra müsilaj olayı ortadan kalktığında kendini onarabiliyor. Azot ya da fosfor yüklerinin sistemden çekilebilmesine bağlı olarak 3 ya da 5 sene içerisinde sistemin kendisini toparlayacağını söyleyebiliriz. Marmara hepimizin. Karada hayat verdiği biz insanlardan çok daha fazla canlıya da su altında hayat veriyor. Onu bir foseptik çukuru gibi görmekten vazgeçmenin ve bize verdiklerinin karşılığını ödemenin zamanı gelmedi mi sizce? Eğer bir umut varsa Marmara bunu hak ediyor. Balıklar genellikle serbest su yüzeyinde bırakırlar yumurtalarını. Ama çırçır balığı öyle değil. İnsanın gözünü yaşartan şeyler bunlar. O göz gözü görmüyor, her taraf müsilaj, yerleri kaplamış. O müsilaj parçalarını da kullanarak bir yuva yapmış bir çift çırçır balığı. Dişi yumurtalarını bırakmış, erkek onun başında nöbet bekliyor. Çekmek için yaklaştığımda da bana kafa tutuyor. Bu ümit veriyor. Yani yaşamın olduğu yerde, hayatın olduğu yerde umut var. Bu umudu bizim görüp, bu yaşama saygı duymak için harekete geçmemiz lazım. Denizi kurtarmamız lazım. Müzik